sipariş numarasının üstüne bastığınızda sipariş detaylarının yer aldığı ekran geliyor olacak. Burada hangi ürün satın alınmış, kaç adet alınmış, fiyatı ne kadar, müşteri adı, iletişim bilgileri ve teslimat adresi bilgileri neler, bunları görebiliyor olacaksınız. Aynı zamanda ödeme sayfasında eklenmiş olan sipariş notu da bu şekilde yer alıyor olacak. Sipariş detay sayfasında 2 adet buton var gördüğünüz gibi. İade edildi olarak işaretle ve kargoladım olarak işaretle şeklinde 2 adet buton bulunuyor. Siparişinizi müşterinin adresine kargoladıktan sonra kargoladım olarak işaretle butonuna basarak kargo bilgilerini ekleyebiliyorsunuz. Burada kargo bilgilerini girdikten sonra kaydet dediğinizde müşterinize siparişiniz kargolandı şeklinde bir bilgi maili gidecektir. Bu mailde seçmiş olduğunuz kargo şirketi ve eklemiş olduğunuz takip numarası bilgileri müşteriye iletiliyor olacak. Aynı zamanda aynı mailde müşterinin siparişe ve ödemesine onay verebileceği bir link yer alıyor olacak. Müşteri ürününü kargodan teslim aldıktan sonra bu linke basarak ödeme onayı verebilecektir. Örnek olması açısından siparişi kargoya verildi olarak işaretleyelim. Kargo şirketini seçip takip numarası girip kaydet dediğinizde işlem başarıyla gerçekleşiyor ve siparişiniz kargoya verildi olarak güncelleniyor. Siparişin durumu gördüğünüz gibi kargoya verildi olarak güncellendi. Burada bu bilginin üzerine geldiğinizde bu işlemi, yani kargoya verilme işlemini hangi tarihte yaptığınızı da bu şekilde görebiliyor olacaksınız. Sipariş kargoya verildikten sonra tekrar sipariş detay ekranına geldiğinizde görünüm bu şekilde oluyor. İade edildi olarak işaretle butonu hala mevcut ve kargoladım olarak işaretle butonu tekrar kargoladım olarak işaretle şeklinde değişmiş durumda. Bunun bu şekilde yer almasının sebebi ise örneğin siparişi bir defa kargoladınız, müşteri teslim aldı ancak değişim istedi, ürünü size geri gönderdi ve siz tekrar bir kargolama işlemi yaptınız. Burada yeni kargo bilgilerini girmeniz için bu şekilde bir buton mevcut. Buraya tekrar bastığınızda yine kargo bilgisi ve takip kodu girebileceğiniz alan açılmış olacak ve bilgileri kaydet diyerek müşteriye yeni bir bilgilendirme maili göndermiş olacaksınız. Kargoya verildi işlemini yaptığınızda daha önce de belirttiğim gibi müşteriye bir bilgilendirme maili gidiyor olacak. Müşteriniz ürünü teslim aldığında o mailde yer alan onay linkine basarak ödemesine onay verebiliyor olacak. Onay verdiğinde ise kazancınız SOPİS tarafından size aktarılıyor olacaktır. Sizler siparişinizi kargoladıktan sonra ve müşteri kargosunu teslim alıp belirttiğimiz gibi mailine iletilen onay linkinden siparişe onay verdiğinde siparişler sayfasında siparişleriniz bu şekilde listeleniyor ve görünüyor olacak. Gördüğünüz gibi siparişin durumu sipariş onaylandı şeklinde görünüyor. Burada yine üzerine geldiğinde bu siparişin hangi tarihte onaylandığını görebiliyor olacaksınız. Siparişler müşteriler tarafından onaylandıktan sonra ertesi gün siparişe ait kazancınız SOPİS tarafından sizin hesabınıza gönderiliyor olacak. Kazancınız size gönderildiğinde ise siparişlerin durumu burada da görebileceğiniz gibi hesabınıza gönderildi olarak güncellenmiş olacak. Ve yine hesabınıza gönderildi kısmının üstüne geldiğinizde bu işlemin hangi tarihte yapıldığını görebiliyor olacaksınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.